Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah Akyol. Tafel pulverizasyon yönteminden bahsedeceğim. Önden korozyon hızını anlatacağım. Korozyon hızı, metal balışımların korozyon dayanımları hakkında fikir edinmek için her birinin nicel olarak hesaplanan korozyon hızlarına bakılmalıdır. Korozyon hızı, metalin birim zamandaki çözünme miktarıdır. Bölgesel korozyonun olduğu bölgelerde korozyon hızı, korozyonun derinliğine ilerlemesi biçiminde verilir. Korozyon hızının en kısa sürede ölçülmesi elektrokimyasal yöntemlerle mümkün olmaktadır. Bu yöntemlerde hız, akım yoğunluğu olarak verilmektedir. Elektrokimyasal olarak yürüyen korozyon olayı metal yüzeyinde veya metal çözelti ara yüzeyinde yürür. Korozyon sırasındaki anodik ve katodik tepkimeler, tepkiminin olduğu yerler arasındaki serbest entalpi farkından dolayı yürür. Korozyona uğrayan metal, kısa devre yapan bir pile benzer. Korozyon hızını belirleme yöntemleri. Bir metalin korozyona uğraması, iletken bir ortamda çözünmesi demektir. Çözünmenin az ya da çok olması, bulunduğu çevresel faktörlere bağlıdır ve metalin korozyona olan yatkınlığının bir ifadesidir. Bu ifade, korozyon hızı adı altında değişik yöntem ve etkilerle saptanır. Metal balışımların korozyona karşı dayanımlarını birbirleriyle karşılaştırabilmek için her birinin korozyon hızı nicel verilerle ifade edilebilmelidir. Literatürde korozyon hızının çeşitli yollardan ifadesi mevcuttur. Korozyon hızını belirlemek için kullanılan elektrokimyasal ve kimyasal yoldan korozyon hızı ölçme metotları vardır. Kimyasal olarak korozyon hızı ölçme metotları ikiye ayrılır. Kütle kaybı yöntemi ve gaz ölçüm metodu olarak. Elektrokimyasal korozyon ölçme metotları da ikiye ayrılıyor. Doğrusal akım yöntemleri ve alternatif akım yöntemleri olarak. Tafel ekstrapolasyon yöntemi ve lineer polarizasyon yöntemi doğrusal akım yöntemlerine giriyor. Sulu ortamlarda gerçekleşen korozyon elektrokimyasal nitelikte olduğunda elektrokimyasal korozyon test yöntemlerinin önemi büyüktür. Tafel ekstrapolasyon yöntemi. Anodik ve katodik polarizasyon eğrilerinin tafel bölgelerinin korozyon potansiyeline ekstrapole edilmesiyle korozyon akımı yani korozyon hızı belirlenir. Anodik ve katodik tafel bölgeleri bir arada elde edilmediği zaman sadece birinin korozyon potansiyeline ekstrapolasyonu ile korozyon hızı bulunabilir. Korozyon olayları bir tek çözünme tepkimesinden oluşmaz. Elektrot düzeyinde birçok indirgenme ve yükseltgenme tepkimesi birlikte yürür. Özellikle alışımlar için bu tepkimeler daha çok karmaşıktır. Bu yüzden elektrokimyasal yöntemlerle korozyon olayı incelenirken tüm sistemin davranışı topluca gösteren karma potansiyel kuramından yararlanılır. Tek bir elektrokimyasal olayda yükseltgenme akımının indirgenme akımına eşit olduğu potansiyele denge potansiyeli, iki veya daha fazla indirgenme ve yükseltgenme tepkimesinin birlikte yürüdüğü bir ortamda toplam indirgenme akımının toplam yükseltgenme akımına eşit olduğu potansiyeli ise korozyon potansiyeli denir. Korozyon potansiyelinde net bir akım vardır. Ama toplam anodik akım toplam katodik akıma eşit olduğundan bu akım okunmaz. Doğrudan ölçülemeyen bu akıma korozyon akım denir. Korozyon akımının elektrodun yüzey alanına bölünmesiyle de elde edilen akım yoğunluğu metalin korozyon hızını verir. Akım potansiyel eğrileri ya akım ya da potansiyellerden birinin kontrollü olarak değiştirilmesiyle diğerinin aldığı değerler grafiğe geçirilerek elde edilir. Korozyona uğrayan bir metal için anodik ve katodik tafel eğrileri deneysel yoldan belirlenir. Deney sonuçlar grafiğe geçirildiğinde çizgisel olan kısımlar uzatılır ve kesim noktalarında o sistem için korozyon hızı bulunur. Korozyon akım yoğunluğu ve korozyon potansiyeli aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Sizlere tafel ekstrapolarizasyon yönteminin mantığı nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Elektrokimyasal ölçüm yöntemlerinde üçlü elektrot sistemi kullanılmaktadır. Bu şekilde çizdiğimde görüldüğü gibi bilgisayarımızdan işlenen veri galvanostat potansiyostat vasıtasıyla ne yapıyor? Geliyor bizim 1, 2 ve 3 numaralı elektrotlarımızdan çözeltiye. Burada
gerçekleşen işlem, örneğin bir platin olsun, bir diş implantı olsun, bu platinimiz. Bunu test etmemiz yıllar süreceği için biz burada o yılları 1-2 saate düşürüyoruz. 1-2 saat içerisinde bu galvanostat, potansiyostat vasıtasıyla 2-3 saat içinde bu deneyimizi yapıp sonuçlarını elde edebiliyoruz. Tafel grubunu görebiliyoruz. Referans elektrodun görevi nedir? Referans elektrot, çalışma elektrodunun zamanla nasıl korozyona uğradığını potansiyel değişimi ölçümüyle belirler. Platin elektrodun görevi nedir? Platin elektrodun görevi ise korozyon mekanizmasını hızlandırmak için galvanostat cihazından gelen akımı çözeltiye vererek çalışma elektrodunun hızlı bir şekilde korozyona uğramasını sağlamaktadır. Burada tafel ekstrapolarizasyon yönteminin grafiğini görüyoruz. Burası volt değerimiz. Burası logaritmik amper değerimiz. Birimi gördüğünüz gibi miliamper bölü santimetre kare. Şimdi birazdan anlatacağım size bir sonraki slaytta. Buradaki V harfinin nasıl gerçekleştiğini ve buradaki kesişim noktasına ne isim verdiğimizi birazdan göreceğiz. Üçlü sistemimizi kurduk. Neydi? Çalışma elektrodumuz, platin elektrodumuz ve referans elektrodumuz. Bu sisteme bir cihaz bağlıydı. Galvanostat cihazımız. Galvanostat cihazımız bize neyi sağlıyordu? Akım vererek korozyonun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyordu. Tafel korozizasyonda mantık şu. Burası volt, burası da logaritmik akımımız. Çalışma elektroduyla referans elektrodu arasına bir voltmetre bağlıyoruz. Ve bu voltmetremiz bizim 250 milivolt değerini ölçtü. Yukarısı artı anot, aşağısı eksi katot olmak üzere. Artı eksi biz buna 100 milivolt uygulayalım. 250 milivolt. Ne yaptık? 100 milivolt ekledik. 350 milivolt oldu. Ve yukarıya doğru anodik bir reaksiyon gerçekleşti. Bir de biz buna eksi 100 milivolt uyguluyoruz. 250 milivolt, eksi 100 milivolt. Ne oldu? 150 milivolt değerine geldi. Yani katodik bir reaksiyon gerçekleşti. Sonrasında tafel polarizasyon şu. Bu V'yi bulduktan sonra buralardan düz çizgi çekiyoruz. Ve çizgilerin tam kesiştiği noktaya ikor diyoruz. İkor ne? İkor korozyonun akım yoğunluğu. Bir önceki slaytta ikor değerinin nasıl bulunduğunu gördük. İkor değeri korozyon hızıyla doğru orantılı. Hemen bunu ispatlamak için bir örneğimize bakalım. %3,5 sodyum klorür içeren bir suyumuz olsun. Yani tuzlu bir suyumuz var. Bunun içine ST37, 314 ve 316 çeliği sırasıyla teker teker koyuluyor ve değerleri ölçülüyor, ikor değerleri. Sırasıyla ST37 çeliğinin değeri 32 mikroamper bölü santimetre kare, 314 çeliğinin ise 5 mikroamper bölü santimetre kare, 316 çeliğinin ise 2 mikroamper bölü santimetre kare çıkıyor. Burada bakacak olursak en çok korozyon hangisinde gerçekleşmiştir diye bir soru sorarsak kendimize, İkor değeri de korozyon hızıyla doğru orantılı olduğu için en çabuk korozyon gerçekleşecek olan ST37 çeliği olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar ben Mikail. Ben size tefal polarizasyon yönteminin korozyon inhibitörlerindeki uygulamalarını anlatacağım. Şöyle öncelikle elimize bir tane çelik alıyoruz 37. Bir de bir tane benzatriazol inhibitörünü alıyoruz. Bu inhibitörün korozyon mekanizmasını hızlandırıp
yavaşlattığını anlatacağım ben size. Şöyle, bu benzatriazol inhibitörü. Ortamımız önemli bunda. Ortamımız %3,5 sodyum klorür. Burası volt. Burası logaritma akım. Akım geçen, akım veren anlamında. Öncelikle burada no inhibitör. İnhibitör, yani inhibitörsüz bir bileşik alıp onu grafikte işleme sokacağız. Öncelikle diyelim 2 mol molar, sonra 3 molar, yani molarını arttırarak korozyon hızını hızlandırıyor mu, yavaşlatıyor mu onu öğreneceğiz burada. Ondan sonra 4 molar, sonra 5 molar olarak bakacağız. Önce diyelim normal bir inhibitörsüz alıyoruz diyelim. Bizim grafiğimiz şu şekil oluyor. Bu tam değmesine gerek yok, böyle V şeklinde. Bu no inhibitör. Yani inhibitörsüz demek. Ondan sonra 2 molar alıyoruz. Grafiğimiz buraya geliyor. 2 mol yazdık böyle. 3 molar alıyoruz. Grafiğimiz buraya geliyor bu sefer. Fark ettiyseniz grafik gittikçe yükseliyor. Ne tarafa doğru? Yukarı doğru. Yani anota doğru. Ne demek yani? Molar arttıkça bizim inhibitörümüz anodik oluyor. Aşağıda olsaydı, bu no inhibitörsüzün aşağısında olsaydı, bu sefer de katot aşağı doğru ve katodik inhibitör, katodik olacaktı bizim inhibitörümüz. Şimdi şöyle yeni bir şey çizeyim böyle. Yine burası volt, burası logaritma akım. Bizim yine şu inhibitörsüz olsun, yani no inhibitör. Şimdi diyelim 2 mol veriyorum diyelim. Grafik şöyle oluyor. 2 mol bu. Şimdi 3 mol verdiğimde ise normalde burada olması lazım. Çünkü yukarı çıkıp anotik olması lazımken şuraya geliyor yani. Şurada 3 mol oluyor. Bu da bizim karma inhibitör. Karma inhibitör olduğunu gösteriyor. Yani bu bizde mix type olarak gözümüz önünde canlandırıyor. Bu tefal polarizasyonun işte gördüğü gibi elimize bir tane inhibitör aldığımızda, bu benzatriazol inhibitörü, bunun korozyon mekanizmasında işleme soktuğumuz zaman korozyon mekanizmasının hızının artıp artmadığını, işte anodik veya katodik veya karma olduğunu bize söylüyor. Bu yöntemle de bir inhibitörün anodik mi, katodik mi, karma olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Aşağıda olsaydı, bu no inhibitörsüzün aşağısında olsaydı, bu sefer de katot aşağı doğru ve katodik inhibitör, katodik olacaktı bizim inhibitörümüz. Şimdi şöyle yeni bir şey çizeyim böyle. Yine burası volt, burası logaritma akım. Bizim yine şu inhibitörsüz olsun, yani no inhibitör. Şimdi diyelim 2 mol veriyorum diyelim. Grafik şöyle oluyor. 2 mol bu. Şimdi 3 mol verdiğimde ise normalde burada olması lazım. Çünkü yukarı çıkıp anotik olması lazımken şuraya geliyor yani. Şurada 3 mol oluyor. Bu da bizim karma inhibitör.
kan karma inhibitör olduğunu gösteriyor. Yani bu bizde mix type olarak gözümüz önünde canlandırıyor. Bu tefal polarizasyonun işte gördüğü gibi elimize bir tane inhibitör aldığımızda bu benza triazol inhibitörü bunun korozyon mekanizmasında işleme soktuğumuz zaman korozyon mekanizmasının hızının artıp artmadığını, işte anodik veya katodik veya karma olduğunu bize söylüyor. Bu yöntemle de bir inhibitörün anodik mi, katodik mi, karma olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Ümit Altun. Bugün size TAFL ekstrapolarizasyon yöntemi deneyi nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu deneyin amacı sade karbonlu bir çeliğin ağırlıkça %3,5 tuz düzeltisi içerisindeki elektrokimyasal korozyon hızını hesaplamaktır. Deney için ön hazırlık malzemesi olarak deney numunesinin ve çözeltisinin hazırlanması gerekiyor. Potansiyostat cihazı ve potansiyostat kullanımı için bilgisayar yazılımı, grafit yardımcı elektrot ve civa klorür referans elektrotu. Deneyin uygulanması aşamaları: 1. Çelik deney numunesinin arka yüzeyine bakır kaplı lehimlenir ve numune bakalit kalıbı alınır. 2. Bakalite alınan çelik deney numunesinin test edilecek yüzeyi 1200 grit zımparak adı ile zımparalanır. 3. Üçlü elektro sistemin yerleştirileceği cam kabın içerisinde 1 litre %3,5 tuz çözeltisi hazırlanır. 4. Çalışma elektrotu olacak çelik numune, civa klorür referans elektrot ve yardımcı elektrot olan grafik çubuk tuz çözeltisi içerisinde daldırılır ve her bir elektrot kabloyla potansiyostat cihazına bağlanır. Daha sonra Jabra Firework yazılımıyla yarım saat boyunca açık devre potansiyelinin değişimi bilgisayara kaydedilir. Açık devre potansiyelinin dengeye ulaşmasıyla birlikte aynı yazılım kullanılarak TAFL deneyi başlatılır. TAFL deneyi öncesi yazılıma girilmesi gereken parametreler yan taraftaki şekilde gösterilmiştir. Son olarak TAFL deneyi sırasında potansiyel akım verilerinin kaydedildiği dosya Jabra Asim analiz yazılımında açılır ve TAFL fit modülü kullanarak korozyon hızı hesaplanmış bulunur. Teşekkürler.